Tuncay'ı evlendirdik. Enis baba oldu. Ben de yıllık iznimdeyim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Vallahi yıllık izinde açıkçası oturup video için de kafa çok da yormadım. Ne yapayım derken hani bir yandan bir beraber bir çayımızı içelim hem de muhabbet edelim. Yıllık izinde ne yapıyorum onu anlatayım vesaire istedim. Şakayla karışık girdik belki biraz mevzuya ama hakikaten benim herhalde son birkaç aydır hayatımdaki en iple çektiğim zamanlardan bir tanesiydi benim işte bu yaklaşık 2 haftalık iznim. Ne yapıyorsunuz diye soracak olursanız bir şey de yapmıyorum aslında. Sadece hiçbir şey yapmamak üzerine odaklandığım bir ya da canım ne istiyorsa onu yapmak üzerine odaklandığım bir tatil olduğu için hani çok da açıkçası öyle inanılmaz aman şuraya gittim buraya kaçtım şurada zaten gideceğim gitmek istediğim yer vardı falan filan gibi bir olay olmadı. Bir yandan aslında yıllık izindeyim ama o kadar yıllık izinde de sayılmam yani hani şey de var daha birkaç aydır planladığımız bir Fallout'un 25. yılı şerefine mi demek lazım artık yani kutlamaların olduğu bu ay içerisinde benim de böyle bir sponsorlu yayınım olacaktı. Fallout 4 oynayacağım. Toplam 5 arkadaş yani 5 yayıncı arkadaşla beraber o arkadaşlardan bir tanesi de benim zaten. Save'i mesela Eren Minareci Teez'den aldığım save'i Beryl'e teslim edeceğim. Beryl Koa'ya teslim edecek. Koa Panda'ya teslim edecek vesaire falan gibi bir hani projenin de parçasıydım. Dolayısıyla tam da benim yıllık iznimin de ortasında geldiği için öyle çok da tatil böyle ne derler onun adına topyekün, tek parça bölünmeyen bir yıllık izinde olmayacak gibiydi. Öyle de olmadı zaten. Çok da problem değil. Açıkçası canım ne istiyorsa onu yapıyorum. Zaten neler yaptığımı falan da değineceğiz. Onda bir sıkıntı yok da. Boş durduğunuz zaman bir hani bir şeyler yapmanız gerekiyormuş. Daha verimli geçirebilirmişsiniz zamanınızı gibi geliyor. Ya da en azından bana geliyor. Bana öyle geliyor. Dolayısıyla gene keyfime göre de bir şeyler yaptığımda bir yıllık izin geçiriyorum. Neler yapıyorum diyecek olursanız aslında biraz da şey backlog derler ya arkadaşlar. Yani okumak istediğim, işte izlemek istediğim vesaire hani ya da oynamak istediğim oyunları tamamlamaya çalışıyorum. Çok da açıkçası bir şey tamamlayabildim mi? Yok. Yani Sandman serisini almıştım biliyorsunuz çizgi romanlarının bayağı böyle külliyatı almıştım. Diziyi izledikten sonra ben bu çizgi romanı okumak için çok lüzumsuz beklemişim. Bir okuyayım deyip girmiştim. O işe. Ona devam ediyorum. Çok da uzun olduğu için bitmedi. Bitmeyecek gibi de gözüküyor zaten. Ama ufak ufak ilerletiyorum. 12 cilt nihayetinde. Yani takdir edersiniz ki tek oturuşta bitecek bir şey değil. Dolayısıyla acele de etmeden keyfini çıkartarak ona devam ediyorum. Enis yüzünden Shadow of War ben yarım bırakmıştım. Hani ilk çıktığı dönemde çok da fazla grind yaptırdığı için hani 10 saatin sonunda ya ben sürekli grindle uğraşamam. Sürekli hani adamlar lootbox satacağız diye sistem yapmışlar falan deyip salmıştım. Sonradan zaten güncellemeyle o lootbox olayının kaldırıldığını, başka bir sisteme gidildiğini falan da okumuştum ama geri dönüp oynamamıştım. Bu vesileyle geri dönüp oynadım. Hakikaten ya yine grind yapmanız gerekiyor. Açık dünya oyunu. Eninde sonunda zaten bir şeyleri grindliyorsunuz. Nemesis sistemi de defalarca oynamak için kendisini yani oynatmak için elinden geleni yapan bir sistem ama ana hikayeyi vesaireyi bitirdim. Yan görevlerden de bazılarını da bitirdim. İlk çıktığı dönemde böyle çıkmış olsaydı onun üzerinden 8'lik falan bir net bir oyunmuş bu arada. Ama işte hani lootbox satacağız diye için ettikleri bir oyun oldu. O da ayrı bir mevzu. Onunla beraber mesela Crusader Kings 3 bayağıdır zaten hani izne girmeden evvel de izne tatile çıkmadan evvel de yıllık iznimi kullanmadan evvel de bayağı böyle bir sardırdığımda deli gibi oynadığımda bir yapısı vardı. Niyeyse Crusader Kings 3'e düşmüştüm. Onunla alakalı Orhun Kayak Let's Play kanalında bir Let's Play serisine de başladık. Oradan da takip de edebilirsiniz. Hani ben de sonuçta 70-80 saat kadar oynadım. Amatörüyüm hala daha. Biliyorsunuz bu tarz oyunları öğrenmek için az bir süre sayılır. Yani çok bir süre sayılmaz 70-80 saat. Ama bir şeyler öğrendim. Hem öğrendiklerimi anlattım hem de yeni şeyler öğrenmeye devam ettiğim bir seriye başladım. Dikkat et yani eğer ki izlemek isterseniz Orhun Kayak Let's Play kanalında birer saatlik bölümler gelecek önümüzdeki günlerde. Buna işte girişeceğim. Zaten Fallout 4'e girme tekrardan şansım olacak. Hani sponsorlu olduğu zaman gerçekten Bethesda ile beraber iş yapmaktan o yüzden çok keyif alıyorum. Ne zaman zaten hani böyle bir Fallout oynamak istesem ya Fallout 76 işi geldi. Ya işte şimdi Fallout 4 işi geldi. İnşallah hani ya yani zaten şeyi de biliyorsunuz bu arada onu ilk kez gelenler varsa tekrar söylemiş olayım. Hani hayatında en çok sevdiğin oyunlar vesaireler diye sorulduğu zaman genelde en sevdiğin oyun ne diye sorulduğu zaman ben 3-4 tane oyunu sürekli sayıyorum. İşte bunlardan bir tanesi Deus Ex, bir tanesi Diablo, efendime söyleyeyim Dishonored gibi oyunlar hani geliyor. Bir diğeri de Fallout zaten. Fallout evrenin kendisinin de oyunlarını da çok sevdiğim için bunları sayıyorum. Lan bir yudum çay alamadım. Kendi sözümü kesemedim diye çay içemedim ya. Dolayısıyla güzel de bir hani şeye de denk geldi. Bethesda ile bu işbirliği. O açıdan hani yıllık iznimi böldüm falan diye anlattım aslında. Ortasında yayın yapacağım. Twitch'te olacak yayınlar bu arada haberiniz olsun. O yayınları da cumartesi pazar günü 3-6 arasında olacak. Onun da duyurusunu yapmış olayım yeri gelmişken. Ama yani çok da bölünmüş gibi değil zaten. Hani
Böyle geri dönüp tekrardan keyif alacağımdan emin olduğum oyunları da genelde oynadığım bir dönem oluyor böyle boşta kaldığımda. Şöyle de bir durum oldu yani, yıllık izinde niye boşsun diye soracak olanlar da olabilir. Arkadaşlar ben her yıllık izin döneminde yaptığım bir hatadır bu. Hani ben izindeyim, çalışmıyorum ama arkadaşlarım çalışıyor. Yani gün içerisinde kimle görüşeceksin, kimle buluşacaksın falan filan. Zaten benim hani genel itibariyle çalışan arkadaşlarım da benim gibi biraz düzensiz çalıştıkları için hani ya seti olan oluyor ya efendime söyleyeyim zaten şehir dışında olan oluyor. Evden çalıştığı için yetiştirmesi gereken bir şeyler de olan da olabiliyor. Ki zaten İstanbul'da hani evden çalışan insanla bile genel itibariyle şehrin dışında kaldıkları için yani sonuçta atıyorum Kadıköy'de oturmak, bir Beşiktaş'ta oturmak zaten inanılmaz pahalı olduğu için herkes şehir dışında kaçmaya başladı falan. Hani evdeki işini bitirdikten sonra bir araya gelelim dediğinde ben Beylikdüzü'nden, millet Kurtköy'den, efendime söyleyeyim bilmem nereden gelmekte sıkıntı yaşayacağından ötürü o tarafa da çok gidemedim gibi oldu. Baya yani sessiz sakin, kendi kendime geçen, canımın istediğini yaptığım, kafamı toparladığım bir tatil oluyor. Bir yıllık izin dönemi oluyor. Annemler de buradaydı bu arada. Babamın kontrolleri vardı, ufak tefek rahatsızlıklar geçirdi geçtiğimiz günlerde. Onunla alakalı, onlar da beni yalnız bırakmadılar. Ailemle geçiriyorum gibi oldu. Yeğenim işte, yeğenimin rahatsızlığı denk geldi falan filan. Ufak tefek ateş, yani ben çok bir şey yapmadım gerçi ama annemlerin burada olması iyi oldu hani o esnada. İlgilendiler, ettiler vesaire. Bu tarz şeylerle geçti ya. Yani bayağı gerçekten de şu çayı alıp mutfakta oturup dertleşmedik de bir dönemde geçiyor aslında bakarsanız. Öyle bir gerçeği de var. Bir yandan da gözüm sürekli çiçeğe kayıyor ya, kendime kayıyor. Mesleki hastalık arkadaşlar, dürgün çekiyor muyum, kadrajı iyi mi, gözüküyor muyum bilmem ne falan diye aklımda bir yandan ses de. Neyse. Ya yaptığımız işler biraz düzensiz olunca açıkçası izniniz de düzensiz oluyor arkadaşlar. Çok şikayetçi değilim. Yani şöyle bir gerçek var. Yani nihayetinde kalktığım saat, yattığım saat çok fazla belli olmadığı zaman... Aa bu arada şey de aklıma geldi. Yattığım saat çok belli olmuyor deyince Overwatch 2 yakın zamanda çıktı biliyorsunuz. Hani ben zamanında Overwatch'un yani Overwatch'u da epey arkadaşlarımla oynamıştım. Yine oynuyoruz. Hatta Komutan'la falan. Komutan'la, Azelza'yla eskilerden hatırlayanlar olur. Alp Sevsel. Onlarla beraber böyle bir ekip kurduk falan, biraz böyle bir denedik oynadık vesaire ama o da bir yere kadar götürdü biliyorsunuz arkadaşlar. Yani kompetitifin dışında eğlenceli bir oyun ama nereye kadar gidebilir? Sabahlara kadar oynadığımız oldu. 3'er 4'er saat gecenin bir yarısından sonra oynadığımız oldu. Öyle güzel bir vakit geçti. Hem arkadaşlarımla muhabbetli makaraydı hem de işte yani her ne kadar çok fazla oynamıyor olsam da rekabetçi oyunların, online oyunların gene böyle bir ekstradan muhabbet yaratan, işte zaman geçirten bir yanı oluyor. Ona ben de casual bir oyuncu olarak diyeyim yani. Casual bir kompetitif oyuncusu olarak zaman zaman düşüyorum. Keyif de alıyorum. Battlefield'ları falan da öyle oynamıştım vardı. Daldan dalı da atlıyorum çünkü yani en başta söyledim arkadaşlar. Hiçbir fikrim yoktu genel itibariyle bu hafta ne videosu yayınlayacağımla alakalı. Hatta şey diye düşündüm. Ulan yıllık izindeyim. Videoda yayınlamayayım dedim ama ondan sonra düşündüm. Ulan display kanalına video yaptın. Sonuçta şeyde canlı yayın yapacaksın Fallout'la alakalı. Kendi kanalında bir şey yap sonuç itibariyle. Hani insanlar genel itibariyle daha evvel yaptığım videolardan bildiğim kadarıyla öyle inanılmaz planlı programlı bir şey de beklemiyor. Çık anlat kardeşim, sadece dinlemek isteyen de dinler. Bir şey olmaz falan diye şey yaptım. Kahvaltımı ettim. Çayımı içerken de kamerayı koyayım. Konuşalım istedim. Böyle çıktım karşınıza. İnanılmaz derecede ben ne izliyorum şu an diye düşünenler varsa yorumlara yazsın zaten onu da. Yani arkadaşlar hayat ya. Valla. Böyle bir minik hani dertleşelim değil de muhabbet de olsun diye de istedim, böyle bir konuşalım. Başka unuttuğum bir şey var mı ya? Ha şey güzel oluyor diyorum işte. Yattığım saat belli değil, kalktığım saat belli değil. Kahvaltımı kafama göre yapıyorum. Zaten bana görüşen olmuyor. Hani annemler gene buradalar. Eyvallah da yani sonuçta bir durumdan ötürü böyle geldiler. Muhtemelen yarın öbür gün onlar da gidecekler. Tatilin ikinci haftasında gene yalnız kalacağım falan. Böyle geçecek günler ya. Böyle geçecek günler. Keyifle, genel itibariyle şey güzel. Hani şalterleri kapatabiliyor olmak. Hani atıyorum yetişmesi gereken iş mi var? Ya yetişir bir şekilde. Yapılır. Ben şu an izindeyim diyebildiğim ya da ne bileyim bir mail geldiği zaman ya da birisi WhatsApp'tan yazdığı zaman falan böyle hani şeye de okey olanlar. Bazen siz yaşıyor musunuz bunu ya? Ben bunu çok yaşıyorum. Mesela bir şey konuşuluyor. İşle alakalı da olabilir, bu toplantı da olabilir vesaire. O şeyi bitirmeyi ben çok beceremiyorum. Hani tamam bunu konuştuk ve bitti kısmına. Net bir biçimde hani şey yapamıyorum ve dolayısıyla acaba şöyle bir şey var mı, böyle bir şey var mı, unuttuğumuz bir şey var mı diye diye uzuyor mevzu. Ama şu an izinde olduğum için bana çok net bir şekilde geliyorlar. Ben de çok net bir yanıt verdiğim zaman şak diye kesiliyor o mevzu. Normal şartlarda izinde olduğum zamanlarda değil, genel zamanlarda da böyle olmadı aslında bakarsanız. Yani iş belli, soru belli, yapılması gereken belli. O konuşuldu, o konuşuldu, o konuşuldu, bitti. Hani
5 dakikalık şey zaman zaman uzayabiliyor. O bitirme halini bilmemekten ötürü. Yani işle alakalı söyledim bunu ama her şeyle alakalı. Bazen vedalaşmayı da bilemiyor insan. Bunu yaşamadığım bir dönem oluyor. O açıdan da güzel. WhatsApp'tan yazan oluyor. Abi baktım şöyleymiş, böyleymiş, tamammış falan deyip geçtiğimiz bir döneme girdiğimden hani onun stresi de az oluyor. Her ne kadar dediğim gibi tam olarak her şeyi bırakamamış olsam da. Yani Şarköy'e falan giderim diye düşünüyordum. O iş yalan olacak gibi duruyor. Çünkü önümüzdeki haftaya şey randevusu aldım arkadaşlar. Kimlik kartımı yenileyeceğim falan. Yani niye yıllık iznimde bunu yapmak gibi bir ihtiyaç duydum bilmiyorum ama aklıma geldi. Ulan dedim hani yeni kimlik kartları da daha böyle küçük yani şey gibi ehliyet gibi oluyor. Bir de böyle onların dokunmatik değil. Temassız kart özelliği falan gibi bir şeyleri de oluyor. Bilmem neleri de oluyor. Bazı işte bankacılık aplikasyonları falan istiyorlar onu işte hani kimliğinizi okutun bilmem ne olsun falan filan diye. Öyle yerlerde aklıma geldiği olmuştu. Dedim zaten eninde sonunda hepimize de değiştirecekler. Randevu alayım. Perşembe günü nüfus müdürlüğünde randevum var. Fotoğraf çekilmem lazım falan. Böyle yani niye böyle şeylerle uğraşıyorum ben de bilmiyorum. Hatta konuştukça terapi gibi oldu lan. Ben de kendime anlatıyorum gibi oldu. Güzel de oldu. Ama yani böyle geçiyor. Umarım sizin keyifleriniz yerindedir. Hani Ekim'in de ortasındayız. Ekim'i de yiyoruz ha şaka maka. Yani ben tatilden döndüğümde son haftasına girmiş olacağız. Umarım keyifleriniz yerindedir. Havalar serinliyor. Havalar serinlediği için herkes hasta bir de bir yandan da. Öyle bir yanında var. Üşütmeyin. Ben de üşütmemeye çalışıyorum falan. Böyle. Anlatacak hiçbir şey kalmayınca hal hatır soruluyor. Dikkat edin kendinize baba gibi değil mi böyle evladım üşütme şeklinde tavsiyelere döndü mevzu. Ama böyle ya böyle. Az evvel dedim ya işte konuyu nasıl bitireceğini bilemiyor insan şu an onu da yaşıyorum yani. Söylemediğim bir şey kaldı mı acaba muhabbet edecek anlatacak ekstra bir şey kaldı mı diye düşünüyor insan. Ve videoyu bitiremiyor ama daha fazla uzatmaya da gerek yok. Zaten çayım da yarılanmış gerçi bitmiyor da. Onu da bitirdik sayabiliriz. Sevgili arkadaşlar yani... ne izledim ben diye düşünürdüm ben şahsen bu videoyu izlemiş olsam muhtemelen. Ama siz inşallah düşünmemişsinizdir. Düşündüyseniz de yorumlara yazın arkadaşlar. Genelde şey birkaç tane şey örnesi vereyim. Mesela Archer. Birkaç tane dizi izliyorum, ediyorum. Bitirmek, yani bitirmek değil de izlemek istediğim ama birikenler vesaireler var falan demiştim. Archer diye bir seri var arkadaşlar. Animasyon seri. Çok da güzel bir James Bond parodisidir aslına bakarsanız. Ben bayağı seviyorum. Yetişkinlere yöneliktir biraz da. Onun son sezonunu izledim. Keyifliydi, eğlenceliydi. Rick and Morty falan devam ediyor. Yani onlara bakıyorum. Sen beni okuduğumu söylemiştim. Bir yandan şey de var ya. Klasik olan bazı anime filmlerine de bakmak istiyorum. Yani bilhassa Akira. Yani Deus Ex'i sevmemin sebeplerinden bir tanesidir aslında benim Akira. Çok uzun zaman oldu tekrardan izlemeyeli. Bir rewatch atmak istiyorum. Yeniden bir izlemek istiyorum. Ona bir bakacağım. Onun haricinde gene mesela şey falan da Whisper of the Heart'ı falan da izleyesim var. Biraz anime film yani animenin biliyorsunuz hani kısa olmadığı zaman seri olan animelere çok da fazla bakma şansınız olamıyor. Yani benim uzun izlediğim tek anime One Piece'ti. Onu da bir yerden sonra çok yavaş gidiyor diye mangasına döndüm. Mangasında son 20-30 bölümünü okumadım. Onları da biriktiriyorum okuyacağım falan diye. Belki onları da girerim ya önümüzdeki hafta. Bakmak lazım. One Piece'e de gelmek lazım. Ama filmler ki bilhassa zaten çok da klasik de olan filmler de var. Hani o anime tarafından. Miyazaki filmleri vesaireler. Akira'yı saydık zaten. Efendim söyleyeyim Whisper of the Heart dedik. Belki onlardan bir şeyler izleyeceğim. Size de tavsiye onları ederim. Böyle size de bir yarar sağlayayım diye bir şeyler önereyim dedim ama işte bu kadar çıktı arkadaşlar. Neyse lafı daha fazla uzatmanın da manası yok. Çok teşekkür ederim bana katıldığınız için. Daha fazla böyle çay eşliğinde mutfakta oturup muhabbet de ederiz gibi de geliyor ya. Hoşuma da gitti böyle olması ama. Gerçi sizin ne kadar hoşunuza gitti. Esas mevzu o. Bilmiyorum şu an inanılmaz derecede deneysel gidiyorum. Aa TikTok sayfası açtım. Bir türlü bitmiyor değil mi video? Yani TikTok'a şeyden ötürü gidiyordum arkadaşlar. Ben biliyorsunuz böyle ufak tefek shortslar vesaireler yapıyordum. YouTube tarafında deniyordum. İzlenmiyor. Yani niye bilmiyorum. Tunca'nın shortsları çok iyi gidiyor. O çünkü hani herkesin izleyebileceği tarzda bir şey de gitti ama ben hani birebir öyle bir şey yapamam. Kendi yapabildiğim şekilde shortslar yapıyordum. İzlenmiyorlar ama çok da problem değil. Bana şey dediler. Hani ben sen bu shortsları yapıyorsun. İşte Instagram'da falan da paylaşıyorsun. TikTok'a da at. Hani sonuçta illa zibidilik yapmak zorunda değilsin. Çıkıp dans etmek falan zorunda değilsin. Canın isterse onu da yap ama yani elinde hali hazırda olanları TikTok'ta da paylaş. Oraya da yani yeri geldikçe bir şeyler de atarsın gerekirse. Zamanla falan dediler. TikTok açtım. Takip edin. Orhun Kayalp diye TikTok'um var. Dans etmiyorum. Bunu görmek isteyen varsa öyle bir şey yok yani. Ya da zibidilik de çok yapmıyorum ama yarın öbür gün esprili bir şey çıkarsa kendi mesleğimce onu da yapabilirim. O tarafta hani ilginç geldi. Baktım. Çok izlenecek bir şey gelmiyor. Hani gerçekten seni tanıması çok vakit alıyor şeyin. Dolayısıyla ben kendim çok fazla farklı şeyler izleyemiyorum ama oraya birkaç tane video yaptım.
Bayağı da güzel de izlenmeler de varmış orada. Hani eğer TikTok kullanıyorsanız buyurun oraya da gelin. Değişik arada sırada böyle muhabbetli falan bir şeyler de yapıyorum. Buradaki kadar uzun ve dağınık olmasa da zaten TikTok'un oluyor. Daha kısa ve işte öz. Hatta bir attığım TikTok'a şey yani daha doğrusu normalde short olarak attığım bir videoyu TikTok'ta paylaşın altında şey yazmışlar. TikTok için fazla karmaşık cümleler kuruyorsun falan diye. O kadar hak verdim ki başta kızmıştım ya nasıl konuştuğuma mı gene karışıyorlar diye. Halbuki adam nasıl konuştuğuma karışmıyor. Çok haklı. İnanılmaz derecede şey olmak gerekiyor. Açık ve net olmak gerekiyor. Böyle cümlelerinizde özne ve yüklem olsa yeterli. Tümlece falan gerek yok yani. Öyle gitmez gerekiyor. İki cümle bağlayayım, birleşik cümle kurayım falan bile hiç onlara gerek yokmuş. TikTok'ta onları öğrendim ama ya benim açıkçası şeyimde, mizacım da bu arkadaşlar. Mizacım da bu. Kendi halimde bir şekilde bir şeyler yapıyorum. Güzel oluyorsa ne ala. Olmuyorsa da hayat be arkadaşlar. Böyle sevgili arkadaşlar çok teşekkür ederim bana katıldığınız için. Başka bir videoda görüşürüz. Şey tarafında da bu arada onu da söyleyeyim. Yani yemek videoları da gene gelecek de annem burada yemekleri o yapıyor. Onun dışında gene hani özlediğiniz istediğiniz ne varsa mümkün mertebe yapmaya devam ediyoruz ama şu izin bir geçsin. İzin sonrasında da gene bir yoğunluk oluyor. Şimdi izinde yapmadığım işlerin hepsi izin sonrasında üstüme çekecek. Onları da ayarladıktan sonra gayet güzel devam edeceğiz. Ama haftalık videolarımız buradan devam ediyor. Twitter, Instagram, işte TikTok yeni, Discord kanalı bilmem ne. Beni nerelerden takip etmek isterseniz oralardan da gene takip edebiliyorsunuz. Onu da araya sıkıştırmış olayım. Bu kadar şimdilik. Kendinize iyi bakın. Üçüncüye mi kapatıyorum bu videoyu? Olabilir. Ama gerçekten bu sefer kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.